Tarlada çalışan bir çiftçi, ağlayan bir bebeğin yanında bir dişi kurt keşfetmiş, yaklaştıkça kurdun çocukla ne yaptığını görünce hayretler içinde kalmış. Temmuz ayında mükemmel bir sabahtı. Kuru, sıcak ama rahatsız edici derecede değil. Seth, yemyeşil yoncaların arasından geçerken kendini dünyanın zirvesinde hissediyordu. Traktörü çoğunlukla düz olan arazide durmadan ilerliyordu. Birkaç saat sonra, bir sonraki geçişe devam etmeden önce birkaç dakika nefes almayı hak ettiğine karar verdi. Ancak ağaçlara yaklaştıkça eski saman telleri, kuru yapraklar ve devrilmemiş yabani otlardan oluşan garip bir yığınla karşılaştı. Hareket ediyor gibi görünüyordu ve Seth hiç de yalnız olmadığı gibi tuhaf bir hisse kapıldı. Yabası yanındaydı ve bir yılanın oraya yuva yapmayı seçmiş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak dirginle yığını dürttü. Duyduğu şey bir tıslama değil, bir hırıltıydı. Yığın yükselirken ve kurumuş döküntüler her yöne yuvarlanırken Seth bir adım geri çekildi. Birkaç dakika sonra hoşnutsuz bir köpekle, hayır yanılıyordu, karşı karşıyaydı. Bu bir köpek değil, bir kurttu. Seth bir an için korkmaktan çok şaşırdı. İlçenin vahşi bölgelerinde yırtıcı hayvanlar olduğunu bilmesine rağmen arazisinde daha önce hiç kurt görmemişti. Sonra Seth, kurdun pençelerinin hemen ötesinde soluk ve pembemsi bir şey gördü. Bu şeyin küçük bir insan yavrusunun minik kolu olduğunu anladığında kalbi acı dolu bir şekilde yerinden fırladı. Kurt onu öldürmüş müydü? Hayır, hareket ediyordu. Gerçekten hareket ediyordu. Canlıydı. Daha önce şaşırdıysa da şimdi tamamen suskunlaşmıştı. Bebek bir türlü şala sarılmıştı ama bu giysi onu hava koşullarından korumaya yetmemişti. Özellikle de sabahın erken saatlerinden, hatta belki de önce geceden beri orada olması gerektiğinden Seth yonca tarlasındaki işine gün ağarırken başlamıştı ve tüm bu süre boyunca orada kimseyi görmemişti. Yani bebeği oraya kim bıraktıysa bunu hava aydınlanmadan önce yapmış olmalıydı. Sabahın hala serin olduğu düşünülürse Seth şimdi kurdun büyük olasılıkla vücut ısısını onunla paylaşarak küçük bebeğin hayatını kurtardığını anlıyordu. Ne kadar olağanüstü diye düşündü. Acaba onun çaresizliğini fark etmiş ve yardımına mı koşmuştu? Onu kendi bebeklerinden biri olarak mı görüyordu bilmiyordu ama Seth bebeğin hayatta kalabilmesi için insanların yardımına ihtiyacı olduğunu biliyordu ve böyle acil bir durumda aranacak doğru insanı tanıyordu. Bir bebeğin hayatını kurtarabilecek çağrıyı yaptığında yüzünün kızarmasının uygunsuz olduğunu düşündüyse de Seth bunu belli etmedi. Kendisini geleneksel aile değerlerine önem veren ve pazar günleri kiliseye giden eski kafalı bir adam olarak görüyordu. Ama ne yazık ki kalbini çalan kadın, ideal kadının nasıl olması gerektiğini hayal ettiği şeye uymuyordu. İlk buluşmalarını düşünmek bile yanaklarının bir şenlik ateşinin hemen yanında duruyormuş gibi kızarmasına neden oluyordu. Doktor Fissers ile her zamanki yıllık muayenesini planlamıştı. Ama Doktor Fissers izinde olduğu için onun yerine yeni bir doktor gelmişti. Doktor Anna Samson. Doktor Fissers kadar profesyonel ve titiz olmasına rağmen pırıl pırıl fındık kahvesi saçları ve muzipliklerle parlayan gözleriyle ondan birkaç yaş daha genç olduğu çok açıktı. Benlerini kontrol etmek için tüm kıyafetlerini çıkarmasını isteyeceğinden korkuyordu. Ama neyse ki böyle bir şey olmadı. Kendi şaşkınlığı içinde kalbi küt küt atarken temiz bir sağlık raporu aldı. Bundan sonra onu birkaç kez daha gördü. Her biri kısmen zevk, kısmen çile oldu ve kendini onun giderek daha fazla ilgisini çekerken buldu. Örneğin onun motosiklet kullandığını öğrendiğinde hem öfkelendi hem de heyecanlandı. Ne de olsa mesleğinde güvenlik konusunda daha bilinçli olması gerekmez miydi? Ve onun yakın zamanda oynayan bir futbol maçını uzmanlık bilgisini açıkça ortaya koyan bir şekilde tartıştığına, kulak misafiri olduğunda onunla offside kararları ve sürpriz oyun değiştiriciler hakkında hayali tartışmalar yapmaya başladı. Ancak gerçek hayatta onunla bu konuşmaları yapmak için çok utangaçtı. Ancak acil bir durumda, örneğin yerel bir çiftçinin tarlasında terk edilmiş bir kız ya da erkek bebek gibi arayacağı kişi tam da o olacaktı.
Onun telefon numarasını hızlıca bir mesaj gönderdi ve sonra dikkatini bebek bakıcısı kurda geri verdi. Seth'in üzerinde tüfek ya da herhangi bir ateşli silah yoktu. Sadece yabası vardı. Bu muhtemelen kurdu kızdırmaktan başka bir işe yaramayacaktı. Ve bu da iyi bir fikir değildi. Kurdu incitmek istediğinden değil, en başta bebeği terk eden kişiden daha sağduyulu davranan bu dişi kurdu incitmek istemediğinden. Ama dişi kurdun bebeğin üzerinde gezinme şekli, boğazından çıkan alçak, tehditkar bir hırıltı göz önüne alındığında onu bebeği almasına izin vermeye ikna etmek için kesinlikle bir kaldıraca ihtiyacı olacaktı. Sonra aklına çılgınca bir fikir geldi. Ya o bir köpekmiş gibi davranırsam? O bilim insanları her zaman köpeklerle kurtların ne kadar yakın akraba olduklarından bahsediyordu. Eğer bu doğruysa belki de bir kurt köpekçe konuşmayı anlayabilirdi. Denemeye değerdi. Denedi. ''Hey güzel kurt, sen iyi bir kız değil misin?'' Dişi kurt hiç etkilenmemişti. Sanki saldırmaya hazırlanıyormuş gibi biraz daha alçaldı. Sonra Seth çok daha iyi bir pazarlık kozu olabilecek bir şey hatırladı. Öğle yemeği için hazırladığı biftekli sandviç. Kurdu görüş alanında tutarak öğle yemeği kutusunu bıraktığı traktöre doğru eğildi. Açtı ve sandviçlerden birini ikiye böldü. ''Al bakalım güzel kurt, biraz biftekli sandviç al, taze.'' Sandviçi bebeğin birkaç adım ötesine fırlattığında dişi kurdun hırıltısı yükseldi ve sinirlenerek sandviçe doğru atıldı. Ama sonra etin kokusunu aldı ve birdenbire Seth'in kötü niyetinden artık emin olamadı. Sandviçe doğru yürümeye başladı. Sonra sanki onu insana açıkta bırakma konusunda kararsızmış gibi tekrar bebeğe baktı. Seth onun kararsızlığından yararlanarak sandviçin diğer yarısını da fırlattı. Bundan sonra daha fazla direnemedi. Seth onun bölünmüş dikkatinden sonuna kadar yararlandı ve bebeği bir hamlede kaptı. Bebek feryat kopardı ve dişi kurt tekrar hırladı. Seth kollarını bebeğin etrafında kavuşturdu. Bu bir erkekti ve yavaş yavaş ağlama sesi kesildi. Görünüşe göre bu dişi kurdun belki de bu insan erkeğe bir bebek konusunda güvenebileceğine karar vermesini sağlamıştı. ''Elinde ne var?'' diye sordu. Doktor Anna Samson hemen arkasında Seth neredeyse yerinden sıçrayacaktı ama onun yanında utanmayacak kadar şaşırmıştı. Neyse ki doktor yanında bir işaret fişeği tabancası getirmişti. Hemen ateş etti ve çıkan gürültü kurdu ürkütüp arabasını atlamalarına yetecek kadar zaman kazandırdı. Seth onun bir motosikletle gelmemiş olmasına şaşırdı ama çenesini kapalı tuttu. Arabada Doktor Anna bebeğin hızlı bir değerlendirmesini yaptı. Onu son derece şaşırtan bir şekilde bebeğin bir saman tarlasının ortasında tek başına saatler geçiren herhangi bir bebeğin olabileceği kadar sağlıklı olduğu sonucuna vardı. Bebek olayından sonra Seth Doktor Anna Samson'u çok gördü. Bebeğin koruyucu aile sistemine girmesine izin vermedi ve ona hemen evlat edinmeyi teklif etti. Şaşırtıcı bir şekilde Doktor Anna hem erkek bebekle hem de Seth'le ilgilenmeye devam etti. Ve birkaç ay sonra artık Doktor Samson olarak anılmamasına, bunun yerine evli adıyla doktorluk yapmaya devam etmesine karar verildi. O, nişanlısı ve evlat edindikleri oğulları yeniden boyatmaya başlayan iki yonca tarlasının arasındaki küçük bir orman parçasında keyifli bir piknik yaparken kendi başına ayakta durmaya yeni başlayan küçük çocuk uzaktaki bir şeye doğru tombul küçük parmağını salladı. ''Bu bir köpek mi?'' Doktor Anna sordu. Seth omuz silkti ve kurt olduğuna yemin edebilirim diye cevap verdi.